Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşim, bazen öpöz annemsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Eksilmeyen çilemsin, orada yanım yöremsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Yavuz Bülent Bakiler. Evet, bugün Hisarcılara hızlı bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Milli his ve duyarlılığı devam ettiren bir dönem ve edebiyatımıza ilk defa radyoda Hisar Saati ile başlayan bir dönem. Kendilerini radyoyla tanıtan bir dönemle başlıyoruz. Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer bu dönemin en önemli sanatçıları. Daha önce Yavuz Bülent Bakiler'den tam iki defa üst üste soru geldi. O yüzden çok çok önemli bir dönemdir. Bu dönem halk edebiyatını devam ettirmeyi düşünür. Divan edebiyatını devam ettirmeyi ve gelenekten kopmamayı bize yansıtır. Bu sebeple oldukça önemlidir. Özellikleri verilip dönem sorulabilir ya da dönemde en önemli sanatçılar soru getirebilir arkadaşlar. Evet, Hisarcılar dediğimiz zaman Hisar dergisi etrafında toplanıyorlar ve radyoda Hisar Saati'yle kendilerini tanıtıyorlar. Batı'nın taklidiyle yetinilmesine karşı çıkıyorlar. Yani Batı'yı taklit etmeyelim. Servet Üfyon oyuncuları o zaman karşı mıdırlar? Evet. Birinci yeni, ikinci yeniye karşı mı? Evet. Çünkü Batı taklitçiliği kesinlikle yoktur. Birinci yeni ve ikinci yeniye karşı çıkma sebebi de çok böyle farklı kelimeler kullanmalarıdır. İşte sibermatik gibi değil mi? Kınar Hanım'ın denizleri gibi bu tarz kelimelere kesinlikle karşılar arkadaşlar. Ve diyorlar ki edebiyat ve sanat belirli bir siyasi görüşün ve ideolojinin oyuncağı olamaz. Dolayısıyla edebiyatta kesinlikle siyasete yer yoktur. İdeolojiye yer yoktur. Biz bunu kat'i suretle reddediyoruz derler arkadaşlar. Ve günlük dilin kullanılmasını savunurlar. Çünkü az önce okuduğum şiir, şaşırdım kaldım işte şiiri Yavuz Bülent Bakiler aittir. Gördüğünüz gibi oldukça sade ve günlük bir dil kullanır. Zaten hedefleri de budur. Öz Türkçe akımına karşı çıkmışlardır. Kesinlikle öz Türkçecilik gibi bir anlayışım kabul etmezler. Hisar dergisi etrafında toplanırlar. Radyoda Hisar Saati ile birlikte kendi görüşlerini ortaya çıkarmışlar ve kendilerini bu şekilde tanıtmışlardır. Halk edebiyatı ile divan edebiyatını bir sentez halinde karşımıza sunarlar. Özellikle halk edebiyatı ile divan edebiyatının birleştirildiğini ve arız ölçüsünün hala devam ettiğini şairlerimizle biraz sonra zaten detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Milli edebiyat anlayışını da savunurlar. Bu da bizim için oldukça önemlidir. Çünkü zaten millilik, edebiyatta milliliği esas almışlardır. Eski gelenekleri esas almışlardır. Gelenekten kopmamayı esas almışlardır. Birinci yeni ve ikinci yeniye de kat'i suretle karşı çıkmışlardır. Evet, ilk sanatçımız Yavuz Bülent Bakiler. Hamasi bir söyleyişi vardır Yavuz Bülent Bakiler'in ve milli duruşundan asla taviz vermez arkadaşlar. Dolayısıyla milli konularda tavizsiz bir tutumunu görüyoruz. Türkistan, Azerbaycan ve Üsküp gibi şiirleriyle de Türkiye dışındaki Türkleri de kucakladığını bize çok net bir şekilde gösterir. Bu da bizim için oldukça önemlidir. Peki Türkiye dışındaki Türkleri kucaklıyor. Peki eserlerine baktığımızda özellikle bunu nerede görüyoruz hocam derseniz, bunu gezi yazılarında görüyoruz arkadaşlar. Türkistan, Türkistan, özellikle yıldızlayınız lütfen önünüzdeki PDF'lerden. Türkistan, Türkistan ve Üsküp'ten Kosova'ya onun gezi yazılarıdır. Bakın dönemde dönem hep böyle şiir ekseri etrafında döner ama biz Yavuz Bülent Bakiler'de bu gezi yazılarını görüyoruz ve dediğimiz gibi sadece Türkiye'yi değil, Türkiye dışındaki Türkleri de böyle sıkı bir şekilde kucaklayan bir sanatçı görüyorsunuz. Yalnızlık, Duvak ve Seninle isimli şiir kitapları önemli. Daha önce Duvak Soru olarak geldi. Bir de Harman var, onu da bilelim arkadaşlar. Duvak Soru olarak geldi. Daha önce dediğim gibi oldukça önemli. Evet, Mehmet Çınarlı dönemin ikinci önemli sanatçısıdır. Ve soru gelirse zaten ya Yavuz Bülent Bakiler, ya Mehmet Çınarlı ya da İlhan Geçer. Bunlar böyle çok öne çıkmış sanatçılardır arkadaşlar. Ve Mehmet Çınarlı'da şunu göreceksiniz artık. Aruz veznini devam ettirecek ve diyecek ki geleneğinden geleneğin imkanlarından
evet ben yararlanıyorum ama geleneği körü körüne de taklit etmiyorum. Orada da yenileşmeye gittim diyecek. Dolayısıyla günümüz Türkçesini kullanarak ve gelenekten de yararlanarak bir edebi anlayış oluşturmuş olacak Mehmet Çınarlı. Peki şöyle bir kodlayalım mı eserlerin? Çok fazla eseri var ama şöyle düşünün arkadaşlar. Mehmet Çınarlı güneş rengi kadehlerle zamanın perdesini araladığını düşünün. Elinde güneş rengi bir kadeh var ve zamanın perdesini aralıyor. Sonra bununla birlikte diyor ki evet bu perde aralandıktan sonra ben bir yeni dünya kuruyorum. Bir yeni dünya kurmuşum önemli. Ve bu bir yeni dünyasında da gerçeklerin hayali aştığını görüyor. Çünkü yepyeni bir dünya artık gerçek hayali aşıyor. Ve diyor ki evet ben artık bu güzelliklere doyamam diyor. O zaman gelin birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Güneş rengi kadehlerle zamanın perdesini aralayan Mehmet Çınarlı elinde güneş rengi bir kadeh var ve zamanın perdesini aralıyor ve diyor ki ben bu zamanın perdesiyle bir yeni dünya kurmuşum. Yepyeni bir dünya ve bu yeni dünyamda gerçekler hayali aşmış ve ben artık bu güzelliklere doyamam diyor. Daha önce hiç soru gelmedi ama dediğim gibi Yavuz Bülent Bakiler'i iki kere soran ÖSYM Mehmet Çınarlı'yı neden sormasın? Çünkü bu dönemde çok çok önemli bir kişiliktir kendisi. Evet, üçüncü sanatçımız İlhan Geçer yine bu dönemde şiirleriyle damga vurmuştur. Hüzzam bestesi çok önemlidir arkadaşlar. Yıldızlayalım ki bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapacak, unutmayın. Hüzzam beste çok çok önemli ve Yeşil Çağ'da yine şiiridir. Ama hani hangisini sorar derseniz Hüzzam beste bir tık daha böyle öne çıkar. Hüzzam beste ve Yeşil Çağ ne diyoruz? İlhan Geçer diyoruz. Şimdi diğer sanatçıların da böyle birer eserlerini verdim ama burada ne önemli biliyor musunuz? Sanatçı belki cevap olmayabilir ama size diyelim ki öz şiiri sordu. İşte içinde İlhan Geçer geçti, Mehmet Çınarlı geçti, Yavuz Bülent Bakiler geçti. Cevap olmayabilir ama siz onun Hisarcı olduğunu bildiğiniz için elemeniz kolaylaşacak. Aa bu kim demeyeceksiniz. Bakın ÖSYM bunu da yapmayı sever arkadaşlar. Dolayısıyla sanatçının eserini birebir bilmiyor olabilirsiniz ama onun hangi dönemde olduğunu bilmek zorundasınız. O yüzden ben bu sanatçılar çok böyle çok çok önemli olmasa da bir Mustafa Necati Karaer önemli ama yine bu sanatçıların burada olduğunu bilmek durumundayım. Mustafa Necati Karaer çünkü dönemin en yetenekli şairi. Çok böyle değeri bilinmiyor ama biz Hisarcılar deyince böyle çok yetenekli, şiirlerinin çok da güzel olduğunu görüyoruz Mustafa Necati Karaer'in. Güvercin uçurmak ve sevmek varken'i bilmek zorundayız. Bu bizim için oldukça önemli. Gültekin Samanoğlu. Alacakaranlık diye bir şiiri var ama siz o şiirinden ziyade Gültekin Samanoğlu'nun Hisarcılar olduğunu, Hisarcıların içinde olduğunu bilin. Zaten yansıtma özelliğini kullanırız değil mi? Dönem özelliklerini biliyoruz. Şaire yansıtırız ama cevap değil. Şıklarda görebilirim. Elemekte işime yarayacak. Tamam mı? Munis Faik Ozansoy, Büyüyen Eller değil mi? Oldukça önemli. Feyzi Halıcı, bu da önemli arkadaşlar. Aşık şiiriyle ilgili yazıyor. Daha çok böyle Feyzi Halıcı'da halk edebiyatını kullandığını, aşık edebiyatıyla daha çok böyle haşır neşir olduğunu söyleyebiliriz. Dinleney'den yine o aşık edebiyatının değil mi böyle bir esintisinde görüyorum. Coşkun Ertepınar yine deniz üstüsü önemlidir ama dediğimiz gibi Hisarcılardan olduğunu bileceğiz. Ve Bekir Sıtkı Erdoğan yine bu dönemde halk şiiriyle divan şiirini birleştiriyor arkadaşlar. Dedi ki hani o halk edebiyatıyla divan edebiyatını böyle bir birleştirirler, sentezlerler zaten Hisarcıların esas amacı budur. O halde biz Coşkun Bekir Sıtkı Erdoğan'da da bunu görüyoruz. Hancı ve Dostlar Başınayı bilelim. Bir de Nevzat Yalçın var. Güneş ve Adamı önemli ama dediğim gibi eserinin sorulacağını düşünmüyorum. Nevzat Yalçın'ın da yine Hisarcılar'da olduğunu bilin. Bize Hisarcılar'dan kim sorulabilir? Mehmet Çınarlı çok önemlidir. Yavuz Bülent Bakiler iki kere soruldu ama tekrar yine sorulabilir. Ve İlhan Geçer yine arkadaşlar şöyle zaten önem sırasına göre yazdım. Bakın şu önem sırasıdır. Bir Yavuz Bülent Bakiler, 2 Mehmet Çınarlı, 3 İlhan Geçer, 4 Mustafa Necati Karaer. Ama diğerlerini niye yazdım? Diğerlerinin de bu dönemde olduğunu bilin ki şıkları elememiz oldukça kolaylaşsın. Evet, Hisarcılar bu kadardı arkadaşlar. Hisarcılar ÖSYM'nin daha önce de böyle sevdiği sanatçı grubudur. Çünkü niye biliyor musunuz? ÖSYM divanla ilgilenenleri sever. ÖSYM biraz daha böyle Osmanlı esintilerini, halk edebiyatı esintilerini sever. O yüzden Hisarcılar da bizzat bunu yansıttığı için Cumhuriyet dönemi için önemli bir topluluktur. Bu sebeple
sadece şu anlattıklarımı bilseniz asla soru kaçırmazsınız. Biliyorsunuz ki bizim bir soru kaçırmaya bile tahammülümüz yok. 24'te 24 gelecek diyoruz bu senede arkadaşlar. Evet, bunun dışında dediğimiz gibi yavaş yavaş ilerliyoruz ve bir duyuru videosu da kanalda mevcut şu anda. 2023'teki AYT ve TYT'de neler olacak, o yapılan değişiklikler, çıkarılan konularla ilgili, onu da izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Evet, günün sorusu gelsin ve ders nihayete ersin diyorum. Günün sorusu şu arkadaşlar. Safahat'ın bölümlerini yazınız. Evet, Safahat kimindi onu da bir alayım ve bölümlerini aşağıya lütfen yazınız. Bizim için oldukça önemli bir eser, biliyorsunuz ki bölümleri de oldukça önemli. Evet, edebiyat böyle gittikçe gidiyor değil mi? 65 günde tamamlayacağız. Çıkarılan konular olmayacak ama ben içerisine uygulamalar koyacağım şiir bittikten sonra arkadaşlar. Peki şunu da söylemek isterim ki benden başka ne tarz kamplar yapmamı istiyorsunuz? Onları da aşağıya yazarsanız ben de notlarımı alırım ve kampları sırasıyla sınava kadar gerçekleştirmiş oluruz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbin sizinle, güç daima bizim.